Microsoft, Samsung, Apple, Tesla gibi dünyanın teknoloji devleri aradıklarını Türkiye'de buldu. Bu şirketleri Türkiye'ye getiren şey ise atomik kuvvet mikroskobu oldu. Atomik kuvvet mikroskobu, 1998 yılında kurulan nanomanyetik bilimsel cihazlar tarafından geliştirildi. Mikroskop, yüzeylerin haritasını nanometre seviyesinde çıkarıyor. Cihaz tümüyle yerli imkanlarla ve kamusal teknoloji desteklerinden de yararlanılarak geliştirildi. Zaman içinde farklı kabiliyetlere sahip yeni versiyonları üretildi. İsviçreli ve Amerika Birleşik Devletleri rakiplerinden daha uygun maliyetli ve kullanımı kolay olan mikroskop, uzaya gönderilecek, tıpta kullanılacak bir malzemenin yüzey pürüzünden elektriksel özelliklerine, manyetik niteliklerinden manyetik alanda nasıl etkilendiğine kadar birçok soruya yanıt aramak için kullanılıyor. Mikroskobun ilk versiyonlarından biri 2015 yılında Microsoft'a satıldı, sonrasında buna Samsung Display eklendi. Samsung, mikroskobu, cep telefonu ekranlarını analiz etmek ve iyileştirmek için kullanıyor. Apple'ın da bu mikroskopları benzer bir amaçla kullandığı değerlendiriliyor. Bu şirketlere son olarak Tesla eklendi. Tesla'nın ise mikroskobu elektrikli araçların bataryalarını geliştirmekte kullanacağı tahmin ediliyor. Google ve SpaceX ile yürütülen görüşmelerinde yakın zamanda olumlu sonuçlanması bekleniyor. Mikroskopla nano seviyedeki tüm özellikler ölçülebiliyor, 3 boyutlu görüntüleme yapılabiliyor. DNA'yı incelemek için de bu mikroskoptan yararlanılabiliyor. Koronavirüs de dünyada ilk defa bu mikroskopla görüntülenmişti. Atomik kuvvet mikroskobunun ihracat kilogram değeri 5-6 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Nanomanyetik bilimsel cihazların cirosunun %90'dan fazlasını ihracat gelirleri oluşturuyor.